ve belki yargıcın ya da savcının bilmesi gereken, yani yargılama faaliyetini yapacak olan kişilerin bilmesini istenen, kamuoyunun bilmesi istenmeyen bir belge getiriyor. Siz o belgeyi çantanıza koyduğunuzda veya üstünüzde taşırken sizin aranmanız halinde o belgenin ortaya çıkması, sırrın ifşası olacağı gibi vatandaşın da mağduriyetine neden olur. Düşünün, görünmesini istemediği vatandaş size bir fotoğraf vermiş. Davayla ilgili bir fotoğraf vermiş. Görünmesini istemiyor. Yani kamuoyu bilsin istemiyor. Siz de onu mahkemede kullanacaksınız. Orada kim bilecek onu? Yargılama faaliyetini yapacak kişiler bilecek. Ama bir aramada o fotoğrafın ortaya çıkması vatandaşı mağdur edecektir. Vatandaşın sırrının ifşası haline gelecektir. Avukatlar bu nedenle aranmazlar. Bu ve benzeri nedenlerle aranmazlar. Bu olay sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması vardı. Evet. Bu açıklamada şu ifade ediliyordu. Yani burada bir fiili arama yok. Siz fiili aramadan bahsettiniz. Fiili arama yok. Bu bir X-ray araması. Yani bir alışveriş merkezinden geçerken nasıl aranıyorsanız burada da öyle bir işlem yapılıyor gibi bir ifade kullanıldı. Yani bu gerçekçi mi? Yani avukatlar X-ray ile aranıyor mu? Yani sizin söylediğiniz daha önce de böyle bir arama oldu. Bu fiili arama var mı yok mu? Şimdi İstanbul Başsavcılığı bana göre Avukat Kanunu 58. maddesini yanlış yorumluyor. Oradaki ifade şu, diyor ki bu sadece suç içeren fiillerin olması halinde avukat aranamaz ya da işte o tür bir anlama getiren ifadeler kullanıyor. Ben girişlerde avukatı ararım diyor. Yani fiili aramadan söz ediyor, elle aramadan söz ediyor. Bu doğru değil, yapılan doğru değil. İstanbul'daki meydana gelen avukatlarla polis arasında meydana gelen olayın nedeni de ne yazık ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasayı yanlış yorumlanmasından kaynaklı talimatıdır. Bu yanlış olmuştur. Efendim buradan hani bu yanlış yorumlamayı söylüyorsunuz. Az önce de ifade ettiniz. Ceza yani avukatların nasıl aranacağı belli. Evet. Ağır cezalık bir durumda suç anında. Suçüstü halinde. Ama Türkiye'de bazı şeyler değişiyor. Özellikle iç güvenlik paketi daha önce hukukla ilgili bazı paketler değişti. Makul şüphe değişti. Yani burada da bir makul şüphe mi aranıyor acaba avukatlarda? Yani evet iç güvenlik paketiyle birlikte makul şüphe arama için bir sebep olarak getirildi. Şimdi iç güvenlik yasası değişirken ya da iç güvenlik yasasıyla getirilen hükümler mevcutken sanki avukatların da bu anlamda aranması gerekir gibi bir sonuç çıkıyor. Ama bu doğru değil. Bakın şöyle değil. Biz yargılama faaliyeti yapıyoruz. Bizim yasamız ayrı. Biz yargılama faaliyeti sırasında hakim, savcı, avukat, sacaya dediğimiz bu işte. Hakim yargılamanın 3 objesi bu. Şimdi iç güvenlik yasasındaki makul şüpheyi avukata uygulayamazsınız. Ya da yargılama faaliyetinde bulunan hakime ve savcıya hiç uygulayamazsınız. Bu doğru değil. Ha oradan gelirsek makul şüpheyle ilgili. Zaten iç güvenlik yasası bize göre uluslararası anlaşmalara, uluslararası sözleşmelere, dahası hukukun üstünlüğüne kesinlikle aykırı, hukuk devletine kesinlikle aykırı hükümler içeren bir yasa. Kesinlikle aykırı bir yasa. Sonuçta hak ve özgürlükleri kısıtlayan bir yasa. Düşünün bakın makul şüphe iddiasıyla sizi her an her yerde her şekilde arama hakları var. Aramadan da öte 24 saat süreyle sizi gözaltına alma hakları var. Kimin emriyle? Mülki amirlerin emriyle. Valiler emrettiği zaman işte falan kişiyi arayın ve 24 saat gözaltında tutun. Makul şüpheli dendiğinde siz gözaltına alınırsınız. Bu dünyanın demokrasiyle yönetilen hiçbir ülkesinde böyle bir yasa yoktur. Bununla ilgili Türkiye'deki bütün baroların bir yürüyüşü oldu. Yasa görüşülürken mecliste. Evet. Daha önce de konuştuğumuz bu dünkü yürüyüş. Artık avukatları da sokaklarda görmeye başladık. Evet. Ya bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yine iç güvenlik paketi bu artı sokaklara çıkmayı da kısıtlıyor.